Avrupa ve tüm dünyanın çeşitli sınavlarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Böyle bir dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bazı üye ülkelerin dar siyasi çıkarlarına rehin edilmemesi gerektiği açıktır. Avrupa Birliği, Türkiye'siz gerçek manada bir küresel aktör olamaz. Avrupa Birliği, Türkiye'siz gerçek manada bir küresel aktör olamaz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin önünün açılması, ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da son olarak NATO Vilnius zirvesinde buna dikkat çekmişlerdi. Genişleme politikasının jeopolitik kaygılarla Avrupa Birliği gündemine yerleştiği bir dönemde Türkiye'yi bu sürecin dışında tutmak büyük bir stratejik hata olacaktır. Avrupa Birliği Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmelidir. Birliğin menfaatlerini korumakla yükümlü Avrupa Birliği Komisyonu bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. Yaşadığımız depremin ardından Avrupa Birliği'nin gösterdiği dayanışma bizim için gerçekten çok değerliydi. Umuyorum bu dayanışma ruhu önümüzdeki dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tüm boyutlarına yansır. Bugün de Sayın Varhey'le stratejik hedef olarak belirlediğimiz Avrupa Birliği üyeliği yolundaki kararlılığımızı yineledik. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini komisyonun da yapıcı katkılarıyla nasıl daha ileri bir seviye taşıyabileceğimizi ele aldık. Yüksek Temsilci Sayın Borrell ve komisyonun hazırlayacağı Türkiye-AB ilişkileri raporunda vizyoner bir yaklaşım ve somut adımlar görmek istediğimizi vurguladık. Özellikle ortak çıkarlarımıza zarar veren 15 Temmuz 2019 tarihli konsey kararlarının kaldırılmasının bu rapor vesilesiyle ele alınmasını bekliyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği yerleşik diyalog mekanizmalarının yeniden hayata geçirmesi de ilişkilerimizde güven tesisi için elzemdir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine öncelik veriyoruz. Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına ve yarının gereksinimlerine uygun şekilde yenilenmesi her iki tarafında çıkarına olacaktır. Vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de Avrupa Birliği'nden beklentilerimiz arasındadır. Vize serbestisi insandan insana diyaloğu artıracak, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önündeki sorunların ve ön yargıların kaldırılmasına şüphesiz katkı sağlayacaktır. Sayın Varhey'le son dönemde vatandaşlarımızın vize başvurularında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi beklentimizi de vurguladım. Ayrıca düzensiz göçle mücadelede adil bir yük paylaşımı temelinde işbirliğimizin artırılmasına ihtiyaç duyduğumuzu yineledim. Düzensiz göç sorunu çözmek için öncelikle kaynak ülkelerde istikrarın sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlattık. Bugünkü görüşmemizde Sayın Varhey'le yeniden söylediğim gibi Avrupa Birliği'nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz. İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz. Sayın Komiserin genişleme ile ilgili cevabını duydunuz. Bizim de politikamız bildiğiniz gibi özellikle son seçimden sonra Cumhurbaşkanımız yinelediler. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifinde herhangi bir değişiklik yok. Bu çok güçlü bir politik irade. Özellikle tekrar seçmeninden güçlü bir destek alan Cumhurbaşkanımızın bunu milletimiz adına yeniden en üst politik iradeyle vurgulaması fevkalade önemliydi. Tabii devlet organları da buna göre tekrar çalışmalarını hızlandırdı. Biliyorsunuz bir süredir çeşitli nedenlerden dolayı Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bazı konulardaki temaslarda bir gerileme olmuştu. Yeni dönemde bunu telafi edecek çalışmaların neler olabileceği konusunda adımlarımızı attık. Bugün Sayın Komiserin Ankara'yı ziyareti de aslında buna güzel bir örnek teşkil etmekte. Bunun için kendisine biz tekrar teşekkür ediyoruz. Gerçekten hiç vakit kaybetmeden kısa vadede atılacak adımlar, orta vadede atılacak adımlar bunların ne olduğu konusunda bir çerçeve anlayışına en azından ulaştık bugünkü görüşmelerimizde. Özellikle vizeyle ilgili malumunuz vatandaşlarımızın çeşitli sıkıntıları var.
bu konuda iki kategori var. Bir vize kolaylaştırması, bir vize serbestliği. Vize serbestliği meselesi biraz da orta vadeli bir konu. Burada da yapmamız gereken birkaç konu var. Onunla ilgili biz içeride çalışmaya başlıyoruz. Ama özellikle iş adamlarımız ve öğrencilerimiz için vize kolaylığı konusunda Sayın Komiser'le mutabakat içindeyiz. Anlayış mutabakatı. Arkadaşlarımız o konuda çalışmaya başlayacaklar. Gümrük Birliği konusunda da somut adımlar neler olabilir diye konuştuk. O konudaki anlaşmanın yenilenmesiyle ilgili müzakerelerin bir an önce başlaması konusunda kendisiyle yine hemfikir olduk. Önümüzdeki hafta itibariyle heyetler bir araya gelmeye başlayacak. Çalışmalar hız kazanacak. Yine kendileri de ifade ettiler. Yine teşekkür ediyorum. Düzensiz göçle ilgili yapılan çalışmalar, bununla ilgili bütçe ayırmaları ve bunun harcanması ile ilgili konular yine kendi aramızdaki müzakere konularından biri oldu. Kendisi de son miktarla ilgili rakamı, onaylanan rakamı açıkladılar. Avrupa Birliği fonları ve Avrupa yatırımlarıyla ilgili de kendisinin özel çalışması var. Bu konuyla da ilgili çeşitli görüş alışverişlerimiz oldu. Onunla da ilgili somut adımların ve miktarların belirlendiğini de söyleyebilirim. Bunlar an itibariyle gerçekten Avrupa Birliği ile tekrar ilişkilerimizin canlandırılması için, Avrupa Birliği kurumlarıyla canlandırılması için başlangıç olarak somut ve iyi adımlar diye düşünüyoruz. Bu pozitif gündemi devam ettirme konusunda beraber mutabık kaldık. Pozitif gündemi devam ettireceğiz. Daha büyük özellikle hedeflere ulaşma konusunda da çalışacağız. Tabii belli bir noktadan sonra siyasi liderliklerin bu konudaki iradeleri belirleyici olacak. Ama o aşamaya kadar da yapılacak bizim aramızda çok da konu var. Bir an önce kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Avrupa ve tüm dünyanın çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Böyle bir dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bazı üye ülkelerin dar siyasi çıkarlarına rehin edilmemesi gerektiği açıktır. Avrupa Birliği, Türkiye'siz gerçek manada bir küresel aktör olamaz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin önünün açılması, ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da son olarak NATO Vilnius zirvesinde buna dikkat çekmişlerdi. Genişleme politikasının jeopolitik kaygılarla Avrupa Birliği gündemine yerleştiği bir dönemde, Türkiye'yi bu sürecin dışında tutmak büyük bir stratejik hata olacaktır.